Yusuf, nasıl Razi'yiz öyle mi? Bizim Yusuf öyle mi? Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşim Bünyamin. Babamızın yerine geçmesini istemediğimiz, peygamberlik görevini üstlenmesini istemediğimiz Yusuf mu? Evet, ben o Yusuf'um. Allah'ın yardımıyla bu makama ulaştım. O sabreden ve takva yolunu tutan kullarının emeklerini boşa çıkarmaz. Görüyorsun. Görüyorsun ki başımız eğik ve mahcubuz. Bize ne yapacaksın? Kardeş kardeşi sevip bağışlamaktan başka ne yapar? Bizler senin kardeşindik. Neden sana bu kadar zulmettik Yusuf? Ben geçmişi unuttum. Daha kuyunun içindeyken sizi affettim. Ama ben bağışlanmak istemiyorum. Biz sana çok fazla zulmettik Yusuf. Ama sen etme. Bu bağışlaman beni öldürür. Bu bağışlama bize verdiğin en büyük cezadır Yusuf. Sana yalvarıyoruz. Bizi cezalandır. Ben kendimden iğreniyorum. Ben kendimden iğreniyorum Yusuf. Vereceğin ceza belki günahlarımızı azaltır. Bu bağışlaman herhangi bir cezalandırmadan daha ağır Yusuf. Gerçekten de cezalandırılmak mı istiyorsun? Evet gözümün nuru kardeşim. Eğer sen beni cezalandırmazsan ben kendimi cezalandıracağım. Pekala. Madem cezalandırılmak istiyorsun, öne çık. Vur Yusuf. Yalvarırım vur. Ben hiçbir zaman sen ve diğer kardeşlerim için kin gütmedim. Allah'a yemin olsun ki bundan daha ağır bir biçimde cezalandırılamazdım. Eğer onca günaha rağmen cezalandırılmazsam bu yüzden kendimi öldürmekten korkuyorum. Kendimi yok edeceğim. Allah aşkına bana bir ceza ver. Ne olursun bana bir ceza ver. Ben kardeşlerimin sana neler yaptığını gördüm de sesimi çıkarmadım. Ağzımı kapattım ve gerçeği babamdan sakladım. Söyle cellat beni parçalara ayırsın. Söyle kırbaç darbeleriyle günah şeytanı ve bu vahşilik içimden çıksın. Bu utanç beni öldürecek. Bu utanç beni öldürecek Yusuf. Sakin ol Levi. Sakin ol kardeşim. Sakin ol. Bugüne kadar sizinle birçok kez bir araya geldim. Defalarca sizi kucaklamak, uzun yıllar ayrı kalmanın acısını dindirmek istedim. Ama bir türlü yapamadım. Bana izin verilmedi. Bana izin verilmedi. Böyle bir günü iple çekiyordum. Ben bütün benliğimle kardeşlerimi seviyorum. Ha 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 ha.
Böyle şeyler yapma kardeşim. Beni utandırma. Eğer kardeşlerimi utandıracak bir şey yaptıysam Allah beni bağışlamasın. Allah'ım, görüyor musun? Ben zulmettim. Ben günah işledim ama Yusuf utanıyor. Bizim gibi zalimler bağışlanır mı? Görüyor musun Yehuda? Yüce bir insanı ne kadar da incitmişiz. Evet. Neyin sabrı? Biz sadece sizi üzmedik. Babamızın bizden çektiği bundan kat be kat fazlaydı. Onu nasıl telafi edeceğiz peki? Nasıl edeceğiz? Bizi bağışlamazsa eğer kime sığınalım? Tövbe ederseniz eğer babam da sizi bağışlayacak. Niçin bu ayrılık son bulmuyordu? Niçin bu hicran bu kadar yıl sürdü? Sanırım ceddimiz İbrahim ve İsmail olayı tekrar etti. Babamız daha yeni yeni İsmail'ini kurban etti. İşte bu yüzden Allah ona İsmail'ini geri göndermek istiyor. Efendim? Bu gömleği babamıza kim ulaştıracak? Ben. Babamızın gözlerini açmayı başarırsan hatalarının bir kısmını telafi etmiş olursun. Elinden gelirse tabii. Ama bu mümkün değil. Allah'ın iradesi mümkün olmayanı mümkün kılar. Hadi kalk. Bu ceddimiz İbrahim'den İshak'a, ondan babamıza ve bana ulaşan bir gömlek. Levi, yola düş ve bunu babama ulaştır. Yüzüne sür. Allah'ın izniyle babamızın gözleri açılacak. Ayrıca ona bütün İsrail oğullarını, hayvanları ve eşyalarıyla birlikte toplayıp Mısır'a doğru yola çıkmasını söyle. Mısır kralı Akhenaton'la konuştum. Sizi Memphis'te uygun bir yere iskan edeceğim. Kuşan Mısır'ın en iyi bölgesidir. İsrailoğulları için orada bir şehir kurmak istiyorum. Malik, kardeşimin seyahati için gerekli hazırlıkları yap. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun. Babamın gözlerinin açılması işte bu gömleğe bağlı. Elini çabuk tut. Bir an önce onu Yakup peygambere ulaştır. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ha! Ha! Evet evlatlarım, dünya sadece Kenan'dan oluşmuyor. Daha birçok şehir var. Dünyada hüküm süren birçok krallık var. Ama bir gün gelecek, dünyanın tek hakimi ve tek devleti olacak. Dünyanın hakimi olacak kişi de hiç şüphesiz en salih insan ve devleti de dünyanın en iyi devleti olacaktır. O zalim yönetici kimdir büyük baba? Sen Şimon'un oğlu Cerşun musun?
Evet büyük baba. Bilmiyorum oğlum. Tek bildiğim Allah'ın salih kullarından olduğudur. Ve benim bildiğim son peygamberden sonra devletini kuracak. Son peygamberi tanıyor musun büyük baba? Sen iş bilme. Bünyamin'in oğlusun biliyorum. Evet oğlum tanıyorum. Bütün peygamberler onu tanır. Hepsi onun gelişini müjdelemek için gelmişler. Adı